Kekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta 3 farklı medeniyete aynı anda ev sahipliği yapmış. Türkler, Rumlar ve Ermenilerin aynı anda dostluk, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir'de. Tekten Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim Germir Mahallesi'ndeyiz ve yanımızda Germir Mahallemizin muhtarı var. Gerçekten tarihi anlamda insanın içine dokunan, yüreğini heyecanlandıran, müthiş dokusuyla hala ilk günkü tarihi yapısını koruyan Germir Mahallesi, buraya gelen ziyaretçilerin, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Muhtarım biraz sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Kapısız, Germir Mahalle muhtarıyım. Germir doğumluyum. Çocukluğumuz Germir'de geçti. Hala da Germir'de ikamet etmekteyim. Germir'imizin kısaca geçim kaynağı hayvancılıkla geçim sağlanmaktadır. Ulaşım olarak toplu taşıma aracı kullanılmaktadır. Aynı zamanda özel araçlarla ulaşım sağlamaktayız. Peki muhtarım, bizim şu anda Kayseri'ye olan uzaklığımız ne kadar ve Germir'in nüfusu neler söylemek istersiniz? Şu anda Germir Mahallesi merkez meydandan buraya 7 kilometre uzaklıkta ve bütün misafirlerimizi gelmelerini, görmelerini arz ederiz. Çünkü Germir görülmeye değer bir mahallemiz. Peki nüfusunuz kaç? Nüfusumuz eski Germir'de şu anda 100 hane oturuyor ama gerçek nüfusumuz binalarla birlikte 12 bin. Tarihi Germir Bezirhanesi'nin önündeyiz. Efendim Melikgazi Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanmış ve ilk günkü dokusuyla, ilk günkü tazeliğiyle Germir'e gelen ziyaretçilere bağrını, gönlünü açmış bir bezirhane burası. Yıllar yılı hizmet vermiş, yağlarıyla Kayseri başta olmak üzere çevre illerde sofraları süslemiş ve şimdi de gönüllerimizde tarihi bir taht kurmak için de aynı güzelliğiyle duruyor efendim. Şimdi muhtarımızdan da tarihi bezirhanenin hikayesini hep birlikte dinliyoruz. Muhtarım, neler var içeride, bizi ne gibi güzellikler bekliyor? Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Ali Kapısız, Germir Mahalle Muhtarı. Şu anda Germir'de bulunan 30 bezirhaneden bir tanesindeyiz. Ayakta kalan Hamdi Yavuz Bezirhanesi. Hamdi Yavuz'un hissedarları Melikgazi Belediyesi'ne bağışlayarak Melikgazi Belediye'miz de hızlı bir şekilde restorasyonunu gerçekleştirerek geçmiş tarihi gelecek kuşağa aktarmak için çok güzel bir çalışma yapılmış bezirhanenin içerisindeyiz. Sol tarafta görmüş olduğunuz fırın bölümü. Burada bitkiler kavrularak sağ tarafta görmüş olduğunuz taş evine alınıyor. Taş evinde burada atımız var. Atında at gözlüğü var. Dikkatini başka yöne dağıtmaması için, aynı eksende dönmesi için. İşçimiz hem ata kumanda ediyor hem de bitkiyi karıştırıyor. Bu bitki un kıvamına kadar geliyor. Un kıvamına geldikten sonra sol tarafımda kavukluk dediğimiz bölümde elekten geçiyor. Elekten geçmeyenler bir miktar daha taş evine alınıyor. Taş evinde un kıvamına gelen diğer bitkilerle karıştırılıp bir miktar da su katılarak hamur kıvamına geliyor. Hamur kıvamına geldikten sonra burası bekliyor. Dinlenmeye alınıyor. Devam ediyoruz değil mi? Devam ediyoruz. İkinci bölüm. Burada çalışma sisteminde orada at vardı. Bu aşağı tarafta camız güçlü bir hayvan olması gerekiyor. Bu camızımız şurada 16 metre boyunda olan hezenlerimizi yukarıya kadar kaldırıyor. Yukarı kaldırdıktan sonra orada frenleme sistemi dediğimiz bir sistem var. Sistemi orada durduruyor. Durdurduktan sonra tekrardan burada ikinci işlem bedir kuyusuna geliyoruz. Kavukluk dedi. Elimde görmüş olduğunuz zambık adı verilen sepetlerimiz, bu hamur kıvamına gelen bitkiler buranın içerisine basılarak, basıldıktan sonra
Kuyuya, Bedir kuyusuna 20 tane üst üste diziliyor. Üst üste dizildikten sonra üstüne de bir kalın takoz konuyor. Kalın takoz konulduktan sonra tekrardan camızımız aşağı tarafta saat yönüne dönerken bu sefer ters eksene bağlıyoruz. Bu sefer yukarıda kalkmış olan hezenler şu şekilde, arka taraftaki de zambıklar yavaş yavaş bu 16 metre boyundaki hezenlerimiz inerek pres baskısı uyguluyor. Yavaş yavaş süzülerek kuyuya bezir yağı akıyor. Bu aktıktan sonra bir miktar dinleniyor. Dinlendikten sonra da kova yardımıyla depoya alınıyor. Depoda da dinlendikten sonra pazarlamaya sunuluyor. Efendim şu anda Germir Köyü'nün meşhur köy ekmeğini tatmaya geldik. Tabii ki kameraman arkadaşımın da benim de Gezici Radar programında en sevdiğimiz bölüm köy ekmeğinin yapımı ve sonrasında o sıcacık eşsiz ziyafet kısmı bizlerin en sevdiği Gezici Radar bölümü olarak bir kenarımızda duruyor. Şu anda da yanımızda Ayşegül ablamız var. Kendisi Germir'e has meşhur göçmen kapamasının hamurunu hazırladı. Biraz sonra da birlikte pişireceğiz. Ayşegül abla, biraz seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ayşegül. Germir'de yaşıyorum. Ev hanımıyım. Ev işleriyle böyle ekmek, hamur. Peki neler yapıyorsun burada? Sadece ekmek, hamur mu? Yok canım, tabii ki de ev işimiz. Önceden ahırımız vardı, ineklerim vardı, süt, yoğurt. Öyle işlerle uğraştım. Şimdi inekleri ne yaptın? Sattın mı? Kestin mi? Sattım. Sattım. Artık bıraktık o işleri. İnekler gitti, ekmekler kaldı. Ekmekler kaldı. Ekmek yerimize has bir ekmek. Göğüşmen kapaması bu. Her yerde olmaz bu. Germir'de özellikle bir şey yapılıyor. Peki, size de bunu tattıralım dedik. Valla biz de tatmaya geldik. Kokusunu Kayseri'den aldık. Buraya kadar geldik. Peki nasıl yapılıyor? Diğer ekmeklerden, diğer köy ekmeklerinden göçmen kapamasını ayıran özellikler neler? Valla iki kapama şimdi gösteririm biçtiği yeri. Sac arasında biçtiğini, yani hava almadan yapılışını görürseniz daha iyi anlarsınız nasıl olduğunu, lezzetini. Tadında ne gibi farklar var peki? Tadı doğal olması. Germir'in lezzetli topraklarında. Evet, Germir'e has bir peynirli ve ekmek yedireceğim bugün size. Peki kaç yıldır yapıyorsun bu kapamayı? Ben mi? 25 yıldır buraya geleli yaparız. Nereden geldin? Ben Kayseri'den geldim. Kayseri'den geldin Germir'e, kapamayı da öğrendin. Öğrendik, evet. Peki ismi nereden geliyor, onu biliyor musun? Kapama ekmeği diye biliyorum, onu bilemiyorum. Göçmen kapaması olarak biliyorum ama nereden geldiğini de bilmiyorum ismini. Vallahi anlattın. Zaten önümüze de hazırlamışsın. Şimdi acıktık, çiğ çiğ de yemek olmaz. Hemen tepsimize dizelim de aşağıya indirelim, olur mu? Tabii ki de. Yanımızda Akkadın ablamız var ve biraz sonra Ayşegül ablamız da yukarıda tepsiye dizdiğimiz göçmen kapamasını, işte bu görmüş olduğunuz yere, sacın arasına bırakacağız. Biz de ilk defa görüyoruz. Gerçekten oldukça da ilginç bir görüntü. Akkadın abla, nedir bu? Nasıl pişecek şimdi börek bu? Ateşi yaktık. İkisinin arasına bırakacak. Takip edip pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi üstte de bir kor ateş var burada. Altta da yine cayır cayır yanan, evet, bir kor ateş var. Ortasına bırakacağız, bırakacağız değil mi? Evet. Ne kadar sürecek? Bilmiyorum. Piştiğine bağlı. 10 dakika sürer. 10 dakika sürer. O zaman bu lezzeti kaçırmayalım. Fırına bırakalım yemeklerimizi. Efendim leziz göçmen kapaması pişti. Biraz sonra Akkadın abla bunu kaldıracak ve leziz ekmekte bizlerle buluşacak. Daha fazla bizi bekletme, kaldır Akkadın abla. Buyurun, Germir ekmeği. İşte efendim görüyorsunuz, puf gibi kor ateşte pişti ve biraz sonra da tadına bakacağız. Tabii şu anda ateşin üstünde olduğu için elimize alıp pişirmemiz biraz zor. Yerken görüşmek üzere diyelim. Yanımızda Germir'in en genç iki siması var. Elif abla ve Hatice ablayla birlikteyiz efendim. Bize eski Germir'i anlatacaklar. Bakalım geçmiş yıllarda bu topraklarda hayat nasıl devam ediyormuş, kendilerinden dinleyeceğiz. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Hamdolsun.
Şimdi hanginiz başlamak istiyorsunuz? Yok. Büyükten başlayalım mı? Bir yaş mı büyüktü? 2-3 yaş. 2-3 yaş. He, öyle. Sen 18, o da 19 herhalde. He, öyle, öyle. Şimdi eskiden burada neler yapıyordunuz? Nasıldı Germir'de hayat? Oğlum bak, geldiğimizde lambalar yoktu, elektrik yoktu, su yoktu. Kuyulardan çekerdik. Şurada kuyu vardı. O yanda kuyu vardı. Koşulardan alırdık suları. Aradan zaman geçti, elektrik geldi, sular geldi. Şuradan suyumuz akardı. Bahçelere bağlara. Şöyle şeyle. Kuyuları doldururduk. Allah Allah. O bahçeler su içerdi. Yok, o akan suyla dolardı. Akan suyla dolardı. He, buradan akan sular. 15'te bir akardı burada. Özel onun suyu gelirdi. İspilerden gelirdi o zamanlar. Tabii öyle hayat geçirdik hani. Tarihi Germir Müzesi'nin içindeyiz efendim. Bu görmüş olduğunuz bina 1910 yılında, 13 yılında özür diliyorum, Osmanlı Devleti döneminde ilk okul olarak yaptırılmış ve günümüzde de restore çalışması tamamlanmasının hemen akabinde köy müzesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Muhtarım, bu bina ile ilgili neler söylemek istersiniz? Oldukça tarihi bir dokunun içindeyiz. Evet, şu anki bulunmuş olduğumuz tarihi dokunun içerisi burası. 1913 yılında İmamzade Alefendi tarafından İptidai Mektebi, yani ilkokul olarak yaptırılmış. Burası 3 destlik bir okul. 1. sınıf, 2 ile 3, 4 ile 5 aynı sınıfta okumak kaydıyla. Buraya da Trabzon'un of kazasından bir imam getiriyor. Hem imamlık yapıyor hem de camimizde imamlık yapıyor. Daha sonra Milli Eğitim kurulduktan sonra hem imamlık hem de hocalık yapıyor. Evet. Evet. Milli Eğitim kurulduktan sonra buraya hoca atanıyor, öğretmen atanıyor ve burası 1963 yılına kadar da ilkokul olarak şeyine devam ediyor. Daha sonra burası bir müddet mahallemizde oturan kızlarımıza dikiş nakış kursu olarak açıldı. Bir dönemde öyle bir faaliyet gösterdi. Daha sonra bir atıl duruma şey oldu. Bu atıl durumdan kurtarıp restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra burayı ben Germir Müzesi haline getirdim. Şu anda da gelen mahallemizi gezmek isteyen ziyaretçilerimize açıyoruz. Müze olarak faaliyet göstermekteyiz. Efendim, şu anda Aya Todori Rum Kilisesi'nin içerisindeyiz ve 18. yüzyılın önemli kiliselerinden bir tanesindeyiz. Maalesef ilk günkünden eser yok diyebiliriz efendim. Duvardaki freskler yok denecek kadar az ve kilisenin kubbesinde çökmesiyle birlikte aralara beton atılarak kapatılmış, deyim yerinde ise güçlendirme yapılmış bu kiliseye. İçinde bulunduğumuz kilise bir Rum kilisesi ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir mahallesinde bulunuyor bu kilise. Hemen yanında da bir papaz evi var. O da 19. yüzyılda yapılmış fakat artık günümüzde kullanılmadığı için özel mülkiyete alınmış ve papazın evinde de oturan yaşlı bir teyzemiz var. Şimdi yanımızda da muhtarımız var. Muhtarımızdan kilise hakkında bilgi alacağız. Bakalım Aya Todori Rum Kilisesi hakkında bize neler söyleyecek? Şu anda içinde bulunduğumuz kilise atıl bir durumda. Mülkiyeti özel şahsa geçmiş olmaktan dolayı herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Ve günümüzde bildiğiniz gibi definecilerin uğrak yeri haline gelmiştir. Her tarafını delip deşiyorlar. Biz buraların kamulaştırılarak turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bunun için de bir an evvel hızlı davranılmasını yetkililerden talep ve arz ediyoruz. Dünyaca ünlü yönetmen Elia Kazan 7 Eylül 1909 yılında hemen arkamda görmüş olduğunuz, şu an tabii ev yok ama bu noktada dünyaya gözlerini açtı ve bu süreden kısa bir süre sonra da Kayseri'den ayrıldılar. Fakat kendisi 1975 yılına kadar, yani tam 64 yaşına kadar peyderpey buraya gelerek eski evini, doğduğu büyüdüğü toprakları kendisi de gezdi. Yine muhtarımız var. Kendisi bize Elia Kazan'ın doğduğu ev hakkında da bilgi verecek. Muhtarım, şu an arkamızda bir ev yok, kalıntılar var yalnızca ama burada bir restore çalışması, bir kazı çalışması olacak mı düşünülüyor? Evet, şimdi
bu görmüş olduğunuz yer Eliye Kazan, benim aklımın yettiği 1975 yılı veya 78, bu aralarda ziyarete sürekli gelirdi. Daha önceden de duyardık. Burası benim ebemin, dedemin evinin olduğu yer diye ziyarete gelirdi. Biz şimdi buranın kamulaştırılıp kazı çalışması yapılıp altta bir ev temeli var mı yok mu, varsa evinin yapılması konusunda çalışmalarımız ilgili makamlar tarafından devam etmektedir. Mülkiyeti şu anda özel şahsa ait. Bunu Büyükşehir Belediye'miz kamulaştırma çalışmaları var. Bu yönde bir çalışmamız var. Efendim, Panayır Kilisesi'ndeyiz ve maalesef içler acısı durumu sizlere de anlatmak istiyorum. 1800'lü yılların sonunda yapılan bu kilise günümüze geldiğimizde deyim yerinde ise deşik deşik edilmiş ve her bir köşesinde define aranmış durumda. Kilisenin hem içinde bulunan köşelerde hem de dış avlu diye tabir edilen çana yakın bölgelerde yer yer kazılmış ve oralarda define avcılığı yapılmış. Bulunup bulunmadığını yine bizler de tabii ki bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var. Şu kilisenin tarihi dokusu ve buradaki görüntü birbiriyle kesinlikle ama kesinlikle örtüşmüyor. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısıyla ünlü, dünyaca ünlü yönetmen Eliye Kazan'ın memleketi. Ermenilerin, Rumların ve Türklerin bir arada dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir köyünden seslendi. Efendim, önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.